Kul euzu rabbi kul euzu bi rabbil felak. De ki sığınırım sabahın Rabbine. Min şerri ma halak. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gasilin iza vagab. Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden. Ve min şerri nefasati fil yugat. Düğümleri üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin iza haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. İnşallah. Bu surenin her bir ayetin manaları çoktur diyor Bediüzzaman. Yalnız mana işare 5 cümlesinde 4 defa şer, kötülük kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet münasebeti manevi ile beraber 4 tarzda bu asrın emsalsiz 4 dehşet ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine ve inkılaplarına, ihtilallerine ve devrimlerine aynı tarih ile parmak basmak, bak aynı tarihi veriyor diyor Bediüzzaman. Ve manen bunlardan çekininiz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır ve irade gaybidir diyor. Mesela başta kul euzu rabbi kul euzu bi rabbil felak dekir sabahın Rabbine sığınırım cümlesi 1352 1933 1905 tarihine hesabı Ebced ve Cifri'ye tevafuk edip Nevi Beşer'de en geniş hırs ve hasetle birinci harbin sebebiyle vukua gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumi işaret eder diyor bir zaman. Kur'an'da. Hem mesela min şerri ma halak, yaratığı şeylerin şerrine cümlesi şedde sayılmaz 1361 1942 ederek bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve Hicri tarihiyle parmak basar diyor. Kur'an. Ve hem mesela diyor min şerri nefesati fil ugat, düğümleri üfleyen büyücülerin şerrinden cümlesi şeddeler sayılmaz. 1328 1910 1939 adediyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların hırs, haset ve bizdeki Hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle tedebbülü saltanat değişmesi, Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umumun patlamasıyla maddi ve manevi şeylerin, siyasi diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına zehir saçmasına o devre işaret eder diyor Bediüzzaman. Min şerri kötülükten şedde sayılmaz kelimesi alemi İslamca en dehşetli olan Cengiz ve Hülagü fitnesinin ve Abbasi devletin inkiraz zamanlarına asrına 4 defa manayı işari ve makamı cifriyle bakar ve parmak basar. 4 defa şer kelimesi tekrar için 4 ayrı fitneye bakar diyor. Bir Cengiz Han fitnesi, Hülagü fitnesi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Evet şeddesiz şer. Şer kelimesi, kötülük, 500 miladi 1106 eder. Minden 90 miladi 709'dur diyor. İstikbale bakan çok ayetler hem bu asrımızı hem asra işaret ettiği etmeler cihetiyle istikbalden haber veren İmam-ı Ali ve Gavs-ı Azam dahi aynı hem bu asrımızı hem asra bakıp haber vermişler. Gâsilin izâ vagab, karanlığı çöktüğünde gece kelimeleri bu zamana değil. Belki gâsilin, karanlığın en koyu hali 1161, 1747 ve izâ vagab, iyice çöktüğü 810, 1407 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi ve manevi şeyleri işaret eder. Eğer beraber olsa, miladi 1971 olur diyor. O tarihte dehşetli bir şerden haber verir diyor. Terör anarşi 1971 bu biliyorsunuz 12 Mart muhtarası verildi. Evet. Terör ve anarşi Türkiye'de başladı bak. Kaç yıl evvelinden Kur'an'dan Ebced'de çıkartıyor Bediüzzaman. Maşallah. Olayların olacağını söylüyor. Maşallah. Ve Cengiz Han fitnesi, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya hepsinin tarihini tek tek çıkartıyor Kur'an'dan. Maşallah.
Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şeyden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsul ise olmazsa elbette tokatlar dehşetli olacak diyor Bediüzzaman. Bütün olacak olayları Kur'an'dan haber vermiş. İnşallah. 1980'de Mehdi'nin çıkacağını, 2010'da Mehdiyet'in iyice belirgin hale geleceğini, 2020'lerde Mehdi'nin konuyu bitireceğini, maşallah. 2023'ü de veriyor Bediüzzaman tarih olarak ayrıca. Hicri 1506'ya kadar devam edecek diyor bu mücadele. İnşallah. Açık, galibane. 1506'dan sonra gizli ve mağlubiyet içinde diyor vazife-i tenviriyesine devam edeceğine diyor. Manayı remziyle işaret eder diyor. Ta 1543'e kadar diyor. 1543'ten sonra diyor 1545'e kadar tam bir rezalet olacak diyor Bediüzzaman. Yani Deccal'in en azgın, en şiddetli zuhur zamanı, ahir zamandaki son Deccal'in. Evet. Şimdi aslımızın Deccal'inden sonraki son Deccal. Biz onu göremeyeceğiz. 1545 gibi de diyor, izni ilahi diyor, Kur'an göğe ref edilecek diyor. Kur'an göğe alınacak. Kur'an'ın ne harfi kalacak ne kendisi kalacak diyor. İşte Kabe'nin yıkılması da olacak. Bu sebeple diyor dünya artık divane olur diyor. Kur'an aklı hükmündedir diyor Kur'an. Dünyanın aklı hükmünde. Kur'an diyor alınmasıyla dünya aklını kaybeder diyor. Divane olur diyor. Ve izni ilahiyle başını başka bir seyyareye çarpar diyor. Şimdi bilim adamları da tespit etmişler. Tam yaklaşık aynı tarih veriyor. Büyük bir gök taşı diyor dünyanın üstüne doğru geliyor diyor. Onun çıkışına getirirseniz gösterelim. İki yıl oynuyor oradaki ifade. 2-3 yıl oynuyor bilim adamlarının tespit ettiği. Bediüzzaman dediğiyle 2-3 yıl bir farklılık var. Dünyaya vuracak diyor. Ve izni ilahiyle kıyamet kopacak diyor. Zaten o çarpmayı bir çarpma daha izler diyor ayette. Allah alem vurup delip geçecek dünyayı. Spin atıp bir daha vuracak. Evet. İkinci çarpmadan sonra dünya dağılacak diyor. Nasılsın Koç Yiğit? Denizli hapishanesinde yazıyor Bediüzzaman bunu.